Evet. Merhabalar sayın müdürlerim, değerli katılımcılar, saygıdeğer hocam, hoş geldin. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Tabii biz biraz önce bir Zoom toplantısından çıktık, hemen bu toplantıya girdik. O yüzden hızlı bir şekilde böyle geçiş oldu. Birazdan da il müdürümüzle bir toplantımız var, şube müdürleri ve ilçe müdürleriyle. O yüzden ben katılımcıların tamamını beklemeden bu eğitime başlayacağım. Tabii toplantı, biz daha önce toplantıyla ilgili sağlamaya çalışıyoruz. O yüzden kimse kusura bakmasın tekrar. Ben lavanta eğitimiyle ilgili Aslancan hocamı geçtiğimiz 2 yıl önce Mersin'e davet etmiştim. Kendisi de sağ olsun gelip bizim buradaki mühendis arkadaşlarımıza birebir eğitim vermişti. Oldukça kalabalık bir katılımdı. Tabii pandemi yoktu o dönemde. Herkes rahat rahat gelip eğitimlere katılabiliyordu. Fakat artık bu iş uzaktan eğitim olarak devam ediyor. İnşallah Aslancan Hocam burada deneyimlerini, bilgilerini bizlerle, sizlerle paylaşacak. Sizler de özellikle ilçe müdürlüğündeki arkadaşlarımız da bunları üreticilerimizle paylaşırsınız. Ben tekrar katılımlarınız için hepinize teşekkür ediyorum. Hocam size de çok selam, sevgi yolluyorum. Teşekkür ediyorum katkınız için. Görüşmek üzere. Çok sağ olun müdürüm. Kusura bakmayın. Yok estağfurullah. Sağ olun. Merhabalar değerli katılımcılar. Müsaitseniz biz size gelelim diyerek başladığımız eğitimlerimizin bu haftaki toplantı konusu lavanta yetiştiriciliği. Eğirdir Meyvecilik Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nden Ziraat Yüksek Mühendisi Sayın Hasan Aslancan bizleri lavanta yetiştiriciliği konusunda aydınlatacaklar. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Merhabalar herkese. Sayın Müdürüm konuşmalarını yaptılar sanırım. Teşekkür ediyoruz konuşmalarından dolayı. Sözü size bırakıyorum hocam. Buyurun. Çok özür dilerim. Ondan önce bir hatırlatma yapmak istiyorum. Değerli katılımcılar, her zaman olduğu gibi bizi Zoom ve YouTube üzerinden canlı takip edebilir. Ayrıca müdürlüğümüzün Facebook ve Instagram sayfalarından, kurumsal hesaplarından takip edebilirsiniz. Toplantımız yaklaşık 1 saat sürecek. Kalan sürede soru cevap olarak devam edilecektir. Sorularınızı chat bölümünden yazarsanız seviniriz. Bir de sessiz olursanız çok çok mutlu oluruz. Buyurun hocam, söz sizde. Teşekkür ediyorum. Sesim geliyordur umarım. Evet, güzel. Tamam. Sevgili arkadaşlar, hepiniz saygıyla selamlıyorum. Bugün sizlere lavanta yetiştiriciliği, eğer fırsat kalırsa da akabinde bitkilerde bulunan sekonder metabolitlerin elde edilmesiyle alakalı ufak bir bilgi aktarmaya çalışacağım. Öncelikle kendimi tanıtayım. Yani ben Isparta Eğirdir Meyvecilik Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nde yaklaşık 2006-2007 yılından bu yana tıbbi ve aromatik bitkilerde, özellikle aromatik bitkilerde lavanta başta olmak üzere çalışmalar yürütmekteyiz. Biz kurum olarak meyvecilik ağırlıklıyız ama burada 4 arkadaşla birlikte tıbbi ve aromatik bitkiler konusunda da çalışmalar yürütmeye çalışıyoruz. Şimdi bunlardan laf fazla uzatmayayım, zamanında rentable kullanmak açısından lavanta yetiştiriciliği hakkında kısaca bilgi vermeye başlayayım sizlere. Ekran görüntüsü geliyordur umarım. Evet. Sıkıntı yoktur. Lavanta az çok bu işle ilgilenenlerin de bildiği üzere Lamiaceae familyasında yer alan değerli bu çocuğa bitkisidir. Çok yıllık, her dem yeşil, çiçekler için üretilen önemli bitkilerden bir tanesidir. Ülkemiz koşullarında 1 metre kadar boylanabilmekte, Haziran ve Temmuz aylarında çiçek açmaktadır. Aslına bakarsak lavanta dünyada çok eski tarihlerden bu yana biline gelen bir bitkidir. Tarihi antik çağlara kadar dayanır. Eski Roma askerlerinin Akdeniz kayalık kıyılarında doğal olarak yetişen bu bitkiyi banyo sularının güzel kokması için kullandıkları, eski Mısır ve Anadolu'da temiz ve ferah kokusu için kullanıldığı, eski Arap kadınlarının saçlarına parlaklık kazanmak için kullandığı gibi tarihi kalıntılardan çok eski zamanlarda kullanıldığı bilinmektedir. Yazılı olarak en eski yazıtlara Dioscorides'in M.Ö. 40 ve 70 yıllarda yazmış olduğu Demetaria Medica isimli eserinde lavantadan çördük otu gibi işte aradığına iyi geldiğinde antidot karışımlarından kullanıldığından bahsetmiştir.
Lavanta bitkisi Akdeniz etrafında Güney Avrupa, Kuzey ve Batı Afrika, Orta Doğu, Güney Batı Asya ve Güneydoğu Hindistan'da doğal olarak yetişmektedir. Burada görüyorsunuz, yansıda da daire içerisine almaya çalıştım. Daha ziyade ticari olarak kullanılan lavanta Akdeniz Havzası'nın bir bitkisidir. Ancak son yıllarda birazdan da göreceksiniz zaten, çok farklı bitkilerde lavanta genosu içerisinde sistematikçiler dahil ettiklerinden Hindistan civarında da başka bitkiler lavantaya dahil edilmiş. Bunun dışında Arabistan'da, Fas, Cezayir gibi ülkelerde de kendi yöresine has endemik bitkiler dahil edilmiş. Şimdi lavanta sistematikte 3 alt cins, 39 alt tür ve 8 alt tür ve 39 tür ile temsil edilmektedir. Türler arası melezlemelerle elde edilmiş de 9 adet hibrit lavanta türü bulunmaktadır. Lavanta türüne ait 400'ün üzerinde kültür yapılan çeşit bulunmaktadır. Bunlara bu 39 tane türün içerisinde bizler ticari olarak sadece 3 türü kullanmaktayız dünyada. Bunlar Lavandula angustifolia, Lavandula latifolia, çok az bir miktarda Lavandula lanata ve bunların çaprazlanması sonucu elde edilmiş olan hibrit lavanta, Lavandula intermedia yoğun olarak kullanılmaktadır. Bunlara baktığınızda yansıda görüyorsunuz Lavandula angustifolia'nın bir çiçek yapısı, latifolia'nın. Lanata ve dentata'yı görüyorsunuz. Altta görmüş olduğunuz ise Lavandula osteoclasta, pedunculata ve viridis ise bizim ülkemizde doğal olarak bulunan lavanta türü. Lavandula osteoclasta özellikle. Bunun iki alt türü bulunmakta. Subspecific osteoclasta ve cariensis diye. Dünyada en fazla tarım yapılan çeşit ise Lavandula intermedia çeşidi dediğimiz hibrit lavanta çeşididir. Angustifolia ve Intermedia'nın dünya üzerinde 400'ün üzerinde ticari çeşitleri bulunmaktadır. Intermedia da buna dahildir. Çok kolay ıslah metotlarıyla ıslah yapılabilecek bir bitki olmasından dolayı çoğu firmalar Avrupa'da, Amerika'da, diğer ülkelerde kendi çeşitlerini tescil ettirip onlarca, yüzlerce çeşit piyasaya sürmüşlerdir. Lavanta uçacağının kalitesini belirleyen en önemli bileşenler yansıda gözükmektedir. Burada baktığımızda ISO 9001 kalite standartlarına göre Lavandula angustifolia'nın, intermedia'nın, latifolia'nın ve Avrupa Farmakopesi'ne göre de Lavandula angustifolia'nın kimyasal içerikleri görülmekte. Kimyasal içecek dediğimiz uçucu yağlarının GCMS veya GCFID gibi farklı cihazlarla görüntülenerek içerisindeki fitokimyasalların, bitkisel kimyasallarının belirlenmesi olayıdır. Bunlar kaliteyi belirleyen özelliklerdir özellikle. Lavanta'da bunu belirleyen kimyasallar dinlenol ve dinlenol asetat oranı. Bunlar çok farklı kalite parametrelerine sahip. Görüyorsunuz angustifolia çeşitlerinde daha ziyade linal asetat oranı yüksek oranda istenmekte. Lavandula intermedia'da ise linalol oranı daha yüksek oranda istenmekte. Kafur burada bir belirteç. Avrupa Farmakopesi'nde son yıllarda özellikle nefes yoluyla alımlarda kafurun insan sağlığını olumsuz yönde etkilediğine dair bazı raporlar olmasından dolayı Avrupa Farmakopesi, ki biz de ona tabiiz, Avrupa Farmakopesi'ne burada %1'in altında kafur istemekte lavanta yağlarında parfümeri sektörü açısından. Ancak diğer sektörlerde bu kafurla ilgili böyle bir kısıtlama yok. Kaldı ki hepimizin çok yakından kullandığı ve çokça kullandığımız Vicks dediğimiz, özellikle çocukların soğuk algınlığında veya insanların soğuk algınlığında kullanılan Vicks kreminin ham maddesi mentol ve kafurdur. Yani o yüzden deriyle emilim yoluyla veya içmek suretiyle alımlarda kafurun vücuda bir zararı yok. Ama parfüm gibi koklama suretiyle alımlarda, ki çok yüksek oranda kalımlar bunlar, bir iki defa da değil. O zaman insan sağlığını olumsuz yönde etkilediğinden dolayı parfümeri sektöründe, altını çiziyorum, parfümeri sektöründe
tavsiye edilmemektedir. Angustifolia dışındaki lavantalar. Şimdi ülkemizde daha ziyade Angustifolia türü deyince Bulgaristan'dan getirilen ve Bulgar makamlarınca tescil ettirilmiş olan 8-9 tane çeşit var. Bunlar ticari çeşitlerdir. İşte Hemus, Druzba, Sertopolis, Jubileina, Raya, Hebar, Karlova vesaire gibi çeşitleri var. Bunların yansıda gördüğünüz gibi kimisi mineral asetat oranınca yüksek, kimisi mineral oranınca yüksek çeşitler. Bunlar dünyadaki kabul görmüş Angustifolia çeşitleri. Gerçekten hani dünya piyasalar açısından da Angustifolia tarımı yapmak isteyenlerin bu çeşitlerden herhangi biriyle tarımı yapmalarında bir şey yok. Yani bunlarla rahatlıkla tarımını, Angustifolia tarımını yapılabilir. Başka bir çeşit aramaya gerek yok. Ama intermedyada ülkemizde bizim süper çeşidi Vaziye'de tarımı yapılmakta. Bunun dışında Abriel ve Durasso gibi farklı çeşitler de ülkemize kazandırılmalıdır. Bununla ilgili de çalışmalar son zamanlarda yoğunluk kazanmıştır. Genel birkaç bilgi verdikten sonra tarımıyla ilgili sizlere bir bilgi aktarmak istiyorum. Parfümeri sektörünün gelişmeye başlamasıyla birlikte aromatik bitkilerin tarımı da yaygınlaşmaya başlamıştır. Tabii en fazla tarımı yapılan bitkilerden birisi de bu bölgeyle özdeşleşen, Grasse bölgesiyle özdeşleşen lavanta olmuştur. Hibrit lavanta olan Lavandula intermedia çeşitli lavanta 1900 yılların başında keşfedilene kadar Angustifolia, Stoecas, Latifolia, Dentata gibi farklı lavanta türlerinin tarımı yapılmaktaydı. Ancak doğal seleksiyon yöntemiyle Latifolia ve Angustifolia bitkilerinin türlerinin çaprazlama sonucu elde edilmiş olan intermedia hibrit bir özellik göstermesinden dolayı yaklaşık 2-3 kat daha fazla verim ve uçucu yağ verimi vermesinden dolayı hızla diğerlerinin yerine intermedia çeşidi tarımı yapılmaya başlanmıştır. Ülkemizde ise daha ziyade ilk defa gelişi 1970'li yıllarda bir gül üreticisi olan Zeki Konur tarafından bir Fransa ziyareti sonrası bölgeye getirilmiş bizim ülkemizde de. İlk yıllarda lavanta üretimi gül bahçelerinin kenarlarında, evlerin bahçelerinde süs ve hobi amaçlı başlatılmış. Hatta denir ki Zeki Konur'un getirdiği bitkiler sadece 15 aileye dağıtılmış. Bu 15 aile bunları alıp evlerinin bahçesine, tarlaların kenarına dikmek suretiyle yaşatmışlar. Bu hepiniz belki duymuşsunuzdur. Isparta Keçiborlu Kuyucak Köyü, Zeki Konur oralı. Orada ilk defa lavanta tarımı Türkiye'de yapılmaya başlanıyor. Ancak 1990'lı yılların başlarında bu yöredeki yoğun şekilde tarımı yapılan gülde alım fiyatlarında aşırı bir daralma sebebiyle alternatif bitki arayışına geçilmiş. Bu sebepten dolayı da güle alternatif olarak lavanta tarımı tavsiye edilmiş ve hızla lavanta tarımı Kuyucak başta olmak üzere civardaki köylerde, Kılıç, Senir gibi köylerde de gelişmeye başlamış ve birkaç yıl içerisinde 1990'lı yılların ortalarına doğru, 94-95'li yıllara doğru bu alan 3500 dekar alana ulaşmıştır. Ekranda da bir görüntü sıkıntısı var ama bunu şu şekilde yok etmeye çalışayım. Tabii sesimi düzeltmeye çalışayım, yardımcı olmaya çalışayım. Bu şekilde iyi midir? İnşallah iyidir. Allah Allah. Bir saniyenizi rica ediyorum. O zaman kulaklığı iptal edeyim. Şu şekil iyi midir? Ses geliyor mu? Herkes iyi. Tamam. Bir saniye.
Çok özür diliyorum bu aksaklık için. Kısaca iklim ve toprak isteklerinden bahsetmek istiyorum. Lavanta toprak yönünden seçici olmayan bir bitkidir. Besin maddesince zengin, süzgeçte pH'sı 5.8 ve 8.3 olan kuru ve kalkerli topraklarda çok iyi gelişme göstermektedir. Kura ve sıcağı ve soğuğa son derece dayanıklı direnç, kışı çok sert geçen bölgelerde bazen soğuk zararı görülmektedir. Bununla ilgili hani ülkemiz topraklarına baktığımız zaman ülkemizde Karadeniz, özellikle Doğu Karadeniz bölgesindeki yoğun yağış alan bölgeler dışında tamamında lavantanın tanımını yapabilmekteyiz. Bizler Türkiye'nin çok farklı bölgelerinde bununla ilgili demonstratif çalışmalar yaptık. Denize sıfırda Adana, denize 50 metre yükseklikte olan, rakımda olan Adana'da Seyhan'da çok güzel lavanta yetiştiriciliği yapıldı. Bunun yanında Isparta'da Avraz'da 2600 metrede lavanta tarımı yapıldı. Şu şekilde bir literatür var ki biz de bununla karşılaşabiliyoruz. Kar örtüsü olmadan -15 dereceye, kar örtüsü olduğu zaman -30-35 derecelere kadar dayandığı yönünde soğuklara literatür bilgisi var. Angustifolia türü burada biraz daha hassastır intermediye göre. Intermediye gibi bir lavanta çeşidi olduğuna göre buradan daha dayanıklı veya toleranslıdır diyeyim. Hani bir bölgede ilk defa lavanta deneyecekseniz ve ekstrem koşullar varsa, işte rakımı 1000-1200 metre rakımlarda değil, işte 50 metrede, 100 metrede veya 2500 metre gibi ekstrem rakımlarda denenecekse, Angustifolia yerine intermediye türlü lavantalarla başlanması daha uygun olur kanaatindeyim. Lavanta bitkisi üretim olarak hem generatif hem de vejetatif şekilde üretilebilmektedir. Generatif şekilde üretim tohumlarla üretim biliyorsunuz. Vejetatif şekilde üretim ise herhangi bir bitki parçasıyla yapılan üretim şekli. Genellikle çelikli üretim yapıyoruz bizler. Generatif şekilde üretimde biz çok tasvip etmiyoruz. Zaten hibritli lavanta olan intermediye çeşidinde, intermediye türünde generatif şekilde çoğaltım yapılamıyor. Onun tohum üretimi yoktur. Steril bir çeşittir. Bu sebepten dolayı mecburen çelikle çoğaltım yapmak daha uygundur. Generatif üretim daha ziyade Angustifolia türü lavantalarda yapılabilir. Ancak bunda da yoğun bir dormansı olmasından dolayı ve yabancı tozlaşan bir bitki olmasından dolayı çimlenmede sıkıntılar yaşanmasından dolayı generatif üretim çok da tasvip ettiğimiz bir şey değil. Ancak son yıllarda özellikle ülkemizde nispeten kolay olmasından dolayı generatif üretime yönelim var. Ancak tohumla üretilen lavantalarda, Angustifolia lavantalarında neyi düğbelisiz bitkiler ortaya çıkacak. Gene Angustifolia'dır muhtemelen ama işte yağ içeriği farklıdır, yağ kimyasal içerikler farklıdır, verimleri farklıdır. Ne olacağını bilemediğimiz bir kumardır. Vejetatif üretimde ise bizler daha ziyade çelikli üretim yapmaktayız. Bu çelikli üretimin aşamalarını, merhalelerini size göstermeye çalıştım biraz. Burada baktığımızda yansıtıda gördüğünüz gibi damızlı parselden biz bitkilerimizi alıyoruz. Özellikle biz erken ilkbahar döneminde yapıyoruz ama çok aşırı sıcaklar olmadığı müddetçe farklı denemelerle yüzde başarılı oran değişmekle birlikte yılın hemen hemen her mevsiminde çelik alınabiliyor. Ama en başarılı olduğumuz dönem Mart ayı. Bu rakımı 1000 olan yerler için söylüyorum. Belki sahil kesimlerinde bu Şubat'ta da olabilir. Daha erken de olabilir. Mart ayı civarında alıyoruz ve düzenlememizi yapıyoruz. Çelikleri belli bir uniform şekle sokup biz perlit kullanıyoruz burada üretim materyali olarak. Perlit biliyorsunuz su tutma oranı çok yüksek. Hastalık ve zararlardan ari bir madde. Bunda bitki besin elementi veya herhangi bir element yok ama 2 ay gibi bir sürede bitki rahatlıkla kökleniyor. Bu 2 ayın sonunda da bu köklü bitkileri biz hendekleme yaparak esas dikileceği alana kadar burada bekletiyoruz. Yansıda görüyorsunuz. Yaklaşık sıcaklık derecesi 20-25 dereceyi geçtiği anda hava sıcaklığı ve ortam sıcaklığı bitkide faaliyet başlıyor. Kalıntı oluştuktan sonra köpçükler oluşmaya başlıyor. Bu da muhtemeldir ki hani Mart ayında diktiniz, Nisan'ın sonuna doğru bu bitkilerde kökleri görmeye başlarsınız.
Toprak işleme tohum ekimi ve fide dikimi çok yıllık bitki olması sebebiyle ilk defa bu bitkiyi bir tarlaya aktaracaksak bizler toprak tahlili elbette önemli. Toprağımızın nasıl olduğunu görmemiz lazım ama ondan önce biz bir toprak profiline bakmamız gerekiyor. Bu bitki açısından ve çok yıllık diğer bitkilerde de olduğu gibi. Toprak profili dediğimiz arazinin belli yerlerinden kepçe yardımıyla 1 metre 1,5 metre derinliğinde yansıtıda görüyorsunuz bir mezar kazar gibi tabiri caizse bir toprak kazıp yan taraftan toprak profiline bakıyoruz. Eğer bitkinin gelişmesini kısıtlayacak derinlikte bir toprak yapısı yoksa burada uzun yıllar kalacağı için ona bakıp tekrar kapatıyoruz bunu. Toprağımız uygunsa derin bir defa sürüm yapıyoruz. Pullukla hatta çok uzun yıllar işlenmediyse dip kazan gibi toprağın sert tabakalarını parçalamaya yarayan aletlerle bu işi de yapabiliriz. Arkasından pullukla sürüp tohum yatağı iyice diskarot, tırmık, kültivatör gibi ikinci toprak işleme aletleri kullanılarak da iyice tohum yatağı hazırlar gibi ince tohum tabiri caizse haşhaş gibi, yonca gibi çok iyi bir toprak hazırlığı yaparak dikime geçebiliriz. Dikim sıklığı olarak bizler intermedia biraz daha büyük habitüste olmasından dolayı 175 cm 200 cm çarpı 50 cm 60 cm gibi bu dikim sıklığında yapılabilir. 175 cm'in altına indiğinde 4. yıldan sonra çok büyük yapı oluşturmasından dolayı arada gezecek kadar bile yer kalmıyor. Tamamen birbirine geçip kalıyor. O yüzden bunun altındaki dikimleri çok tavsiye etmiyoruz intermediye için. Angustifolia nispeten daha küçük yapılı bir bitki olmasından dolayı 140-150 cm hatta traktörün genişliğine göre 120 cm kadar bile indirilebilir. Ama bu birim alanda daha fazla bitki gitmesi demek, file gitmesi demek. İdeali 140-160 cm veya 170 cm'e 25-30 cm'lik bir dikim sıklığı uygundur. Yansıda çok yanlış bir dikim sistemi görüyorsunuz. Sol tarafta burada keçi bol okuyacak da eskiden bu yana yaptıkları bir yanlış uygulama dikim sistemi. 3'e 3, 4'e 4 gibi çok geniş alanlarda dikimi yapıyorlar. Bu da 2 metrelik habitüs olan 2 metrelik çapa sahip bitkiler oluşmasına sebep oluyor. Bu tabii hem birim alandaki verim kaybına sebep oluyor hem de makinalı tarıma uygun olmuyor. Bu da iş gücü kaybına ve verim kaybına sebep oluyor. Bizim için önemli olan 4. senede bu şu şekilde bir görünüm olması lazım. Sıraya dikim yapıldığında uygun olan budur. Şimdi biz bu dikim sistemini yaptıktan sonra çapalamada nasıl yapıyoruz? Traktörün arasına, sıranın iki tekerin arasına sıranın biri gelecek şekilde biz traktörü ayarlıyoruz. Çizel gibi bir alet vasıtasıyla sıraya gelen ayaklar iptal edilerek sürüm yapılıyor. Burada bir temsili video görüntüsü var. Bunu sizinle paylaşmak istiyorum. Burası muhtemeldir ki Fransa'da bir bölge veya angustifolia tarlası. Bitkilerin şekli ve yapısına bakaraktan bunu tahmin ediyorum. Büyük bir alet, büyük bir tarla. İki tekerin arasında bir sıra alınıyor ve arkada görüyorsunuz yaklaşık 4 sırayı bu çizel vasıtasıyla çapalayarak götürüyorlar. Bu büyük bir kolaylık sağlıyor. Daha sıra üzeri çapalama belki bu yaştaki bir angustifolyada uygun dikim sıklığında gerek bile kalmayabilir. Çünkü hatlar birbirini kapatacağı için doğru düzgün ot bitmeyecektir. Şimdi bakım, sulama ve besleme konusuna bakacak olursak bu bitki aslında marjinal alanların bitkisidir. Kurak alanların bitkisidir. Burada yıllık yağış miktarı 400-450 milimetre olan bölgelerde hiç sulama yapılmaksızın çok rahatlıkla tarımı yapılabilir. Bu sebepten dolayı sulu birinci sınıf tarım arazilerinde biz aslında lavantayı ülkesel politika olarak tavsiye etmiyoruz. Ha, kişinin kendi özel yatırımıdır. Çok büyük alanlarda yapacaktır. O zaman belki olabilir ama genel itibariyle lavantayı daha ziyade 3. 4. sınıf tarımın daha az yapılabildiği ve yapılamadığı eğimi yüksek ormanlık alanların bozulmasından dolayı oluşan alanlarda falan bu tarz alanlarda çok rahatlıkla yapılabilir.
Sulama dikim esnasında verilecek olan can suyunun dışında herhangi bir sulamaya gerek yoktur. Ancak yapılan çalışmalar ve kendi deneyimlerimiz gösterdi ki sulama yapıldığında gençlik kısırlığı dediğimiz tam verime yatma, dikimden tam verime yatmaya kadar geçecek olan süreyi 5 seneden 2-3 seneye kadar 3 seneye kadar indiriyor. Bu da bize erkencilik sağlıyor. Artı belli zamanlarda yapılacak yıl içerisindeki sulama verimi olumlu şekilde artırıyor. Bu tabii fizibiliteye bağlı. Yani yapacağımız yatırımla aldığımız ürünü karşılaştırarak rentabl mı değil mi ona biz kendimiz karar vermemiz lazım. Bu yöreden yöreye değişmektedir. Bu girdilere bakaraktan. Gübreleme konusunda toprak tahliline göre gübreleme olumlu sonuçlar vermektedir. Ancak herhangi bir gübreleme yapmadan da bu bitkinin tarımı rahatlıkla yapılabilir. Ancak verilecek olan en ufak bir gübreleme bile bitki verim ve kalite açısından son derece olumlu sonuçlar vermektedir. Bu bitkinin en büyük özelliği zaten ilk yıllarda hiçbir yabancı ota boğdurmamaktır bu bitkiyi. Yabancı otla çok iyi bir şekilde mücadele yapmak gerekiyor. Burada alleropati teriminden bahsetmek istiyorum. Alleropati bitki sağlığıyla ilgilenen kişilerin aşina olduğu üzere bitkilerin kökleri veya farklı organları vasıtasıyla çevreye salgıladıkları kimyasallarla çevresinde bulunan organizmaları etkileme olayına allelopati deniyor. Çok eski tarihten beri kullanılan bir tabir. 1917-17'li yıllarda Hans Mollisch tarafından Avusturyalı fizyolojist terimi literatüre kazandırılmış bir terimdir. Burada lavantanın da allelopatik etkisi çok çok yüksektir. Özellikle intermediate türlü lavantaların yukarıda birkaç slayt önce belirttiğim gibi işte 200 santime 50 santim gibi bir dikim sisteminde dikimi yapıldığında 4. yılında allelopatik etkisinden dolayı sağ tarafta gördüğünüz gibi tertemiz bir tarla bırakıyor ve yabancı otların çıkmasına engel oluyor. Bu aslında olumlu ve güzel bir özellik. Angustifolia'da bu allelopatik etki biraz daha zayıf. Ama sıra arasını traktörle sürdükten sonra sıra üzerinde çok bot bırakacağı görülmüyor. Özellikle sık dikimlerde hatları kapattığında Angustifolia'da sıra üzerinde allelopatik etki gösteriyor. Ama sıra arası maalesef o kadar etkili olmuyor. Şimdi bir de bu herkes tarafından, az bir araştırma yapanlar tarafından çok sıkça sorulan bir soru. Bu lavantayı koyun, keçi, inek gibi evcil hayvanlarla, domuz gibi yabani hayvanlar yer mi? Çok zorda kaldığı zaman elbette ki zarar verir bu bitki, bu hayvanlar, bitkiler ama doğal olarak etrafında başka otlar veya başka besleneceği ortam varsa bu hayvanlar lavantayı çok tercih etmiyorlar. Bununla ilgili kısa bir görselim var. Bunu size göstermek istiyorum. Burası toprak yapısını görüyorsunuz. Fransa bölgesi, Provence bölgesi. Lavanta tarlası devasa boyutta ama taşlık, çakıllık, çok kötü bir yapısı var görüyorsunuz. Bu tarz araziler arasında değerlendirmek için birebirdir lavanta. Burada normal bakımlarını yapıyorlar ve fide dikim aletiyle dikimleri yapılıyor, çeliklerin, fidelerin. Bakın şurada dikkatinizi çekeceğim. Şimdi doğal ekolojik yabancı otlarla mücadele diye bir tabir kullanıyor. Ve bu koyun sürüsünü lavanta tarlasının içerisinde otlatıyor insan. Ha, burada lavanta, koyunlar lavantaların yemiyor. Ama lavanta tarlasındaki diğer otları yedi. Ha, bu demek değildir ki biz de içine koyun sürüsü katalım. Ama yani normalde etrafta başka bitkiler olduğu müddetçe koyun, inek gibi hayvanlar çok tercih etmiyorlar bu bitkiyi yemeyi. Ama keçi zararı bazen zarar verebiliyor. Bir de internet üzerinde dolaşan bir yanlış bir ütopya var. Lavantanın hastalık ve zararları yoktur. Bir defa dikersiniz, ömür boyu hiçbir hastalık ve zararla karşılaşmazsınız gibi bir ütopya var. Yanlış bir tabir. Lavantanın da hastalık ve zararları vardır.
Özellikle rakımı düşük olan yerlerde mantari ve bakteriyel hastalıklarla çok sık karşılaşıyoruz. Veyahut da aşırı su göllenmesi olan ağır bünyeli topraklarda biz bu hastalıklarla karşılaşıyoruz. Ancak bunun dışında diğer bazı zararlarımız da var lavanta ile ilgili. Özellikle Stolbur fitoplazma dediğimiz virüs benzeri viroid bir zararlı. Bu zararlıyla mücadele de imkansız. Şu anda Fransa'da 2010, 2014, 2016 yıllarda ve halen daha devam eden bazı yıllar yayınlanan raporlara göre toplam lavanta alanlarının yarıya yakınını kaybetmiş durumda Fransa. Burada bakın görüyorsunuz yansıda bir kuru bir yaş, bir kuru bir kurumamış gibi bir görüntü oluşturuyor. Bu tipik Stolbur'un üstte de görüyorsunuz bu resimlerde iki tane canlı bitki arasında bir tane ölmüş bitki şeklinde. Bu Stolbur'un ortaya çıkardığı bir zarar. Stolbur şurada yansıda da gördüğünüz gibi cüce Ağustos böceği ya da tükürük böceği dediğimiz bir böcek vasıtasıyla lavantaya bulaştırılması sağlanıyor. Normalde bu böcek cüce Ağustos böceği dediğimiz asma veya diğer bitkilerin zararlısı ve emgi yapmak suretiyle zarar yapıyor ama lavantaya emgi yapmak suretiyle zarar yapamıyor. Ancak bu emgi sırasında bünyesinde bulunan stolburları bu fitoplazmaları lavanta bünyesine aktarıyor. Bu da bu bitkinin kurumasına sebep oluyor. En büyük özelliği boğum aralarında tükürük benzeri bir ilerideki slaytlarda göreceksiniz. Yapı oluşturan bir böcek. Bunu gördüğünüz zaman muhtemeldir ki zaten sizin tarlanızda da stolbur olma ihtimali vardır. Ama tabii her cüce Ağustos böceği de stolbur salgılıyor denemez. Ama kontrol etmek lazım bunu. Zararlar da burada lavantaya zarar yapıyor. Burada Burdur Bucak'ta bu tarla bir yeşil kurt benzeri bir zararlı. Daha bunun teşhisini yaptıramadık. Bakın burada görüyorsunuz kurtu. Muazzam bir zarar veriyor. Yaklaşık 7-8 günlük bir dönemde larva döneminde pupa dönemine geçme sırasında çok yoğun şekilde beslenerek lavantanın çiçeklerini yiyor. Bu zararlı. Polifak bir zararlı. Muhtemelen civarda bulunan başka bitkilerin zararlısı ama mevsimlerin kaymasına bağlıyoruz veya farklı sebeplerden dolayı lavantaya da geçmiş bir bitki. Bakın burada da resimlerini görüyorsunuz. Bu bitkini, bu zararlını. Ve şu hale getiriyor bakın. Yani müthiş bir zarar yapıyor aslında. Bizim ihtiyacımız olan çiçeklerin tamamını yok ediyor. Ve şu şekilde bir görüntüye bırakıyor. Bu da çok büyük bir verim kaybına sebep oluyor. Çünkü lavantanın uçacağı saplarında, yapraklarında değil, çiçeklerindedir. Yapılan bir çalışmada Isparta bölgesinde lavanta yetiştiricilik alanlarında bakıyorsunuz gördüğünüz gibi yansıda 13 kadar zararlı tespit edilmiş. Ama bunlar tabii zarar oranları nedir? Hepsi de lavanta bitkisinin zararlısı mı yoksa civardaki başka bitkilerden dolayı buraya geçmiş türler midir? Onu bilemiyoruz ancak lavantanın da zararları var. Hasat ve kurutma, lavanta tür ve çeşitlere, iklim ve toprak koşullarına, rakım ve yöneye göre değişmekle birlikte Haziran-Temmuz ayları içerisinde tam çiçeklenme evresine ulaşır. Bu dönemde de hasat edilir. Bitkinin hasadında testere lot bıçağı kullanılmaktadır. Ülkemizde özellikle. Son yıllarda benzinli çift biçme makineleri ile de hasat yapılmaktadır. Ancak son birkaç yıldır ülkemizde biçer duvar yanına takılan lavanta hasat makineleri de kullanılmaktadır. Şimdi %80 çiçeklenme ne demek? Lavantadan çiçek yapısını görüyorsunuz. Bu tipik bir lavanta çiçeği. Alttaki çiçek yuvalarının ucundan çıkan çiçekleri görüyorsunuz. Daha açık mor renkli bunlar. Ama bunlar tam bir anda olgunlaşan bir çiçek yapısına sahip değil. Alttakiler çiçeklenirken üst taraftakiler henüz daha hiçbir işaret yok. Bunları beklerseniz alttakiler kurumaya başlıyor. Bu sebepten dolayı da %80 çiçeklenme dediğimiz işte görüntü baktığımızda çok hoş bir mor renk yakalayabildiğimiz
zaman biz bunları hasat etmeliyiz. Burası bizim kendi bu enstitü bahçemizde adaptasyon deneme parselimiz. Burada çok farklı angustifolia çeşitleri var, görüyorsunuz. En ön sırada gözükenler bakın geçmek üzere hasatları. Daha böyle kurumaya başlamış. Ama onun yanındaki sıradakiler tam hasat zamanında. Arkadaki geçmiş. Bu bir adaptasyon olduğu için 22 farklı lavanta çeşidi var burada, tipi var. Burası karmaşık bir yapıda. Ama görüntü olarak bu şekilde tatlı bir mor rengi yakaladığımız anda bizim hasat etmemiz gerektiği anlamı çıkıyor. Nasıl, neresinden bir hasat yapmamız lazım? Bitkinin, çiçeklerinin, yapraklarının bittiği, bitkinin yapraklarının bittiği ve çiçek sapının kalktığı alandan hasat edilmeli. Çiçek sapları hasat edilmeli. Burada yansıda da görüyorsunuz yaklaşık olarak. Birkaç tane yaprak kesilse de genel itibariyle sadece çiçek sapları hasat edilir. Burada bu tarz bir en çok kullanılan en basit yöntem, bu tarz bir motorlu tırpan kullanılıyor. Onun almadıklarını ot bıçağıyla yapıyorlar. Şimdi burada burası Keçiborlu Kuyucak köyü. Burada bir videom var, onu göstermek istiyorum sizlere. Burada bakınız motorla tarım yapılıyor. Bitkilerin büyüklüğünü görüyorsunuz. Yaklaşık 2 metre çapında bitkiler. Bunlar tabii biçer döve traktör aparatlarına denk gelmiyor. Denk gelmeyen yapı oluşturuyorlar. Çok büyük oldukları için. Bu uygun bir dikim sistemi değil. Bu bir önceki muhtarımızdı Mehmet amca. Bu Mehmet amcanın biçemediklerini bakın eğri ot bıçağıyla bir vatandaş biçiyor. Ve başka yerde teyzelerimiz, bayanlar bunları iple bağlıyorlar. Bu iple bağlama bir harmana taşıyabilmek için deste yapıyorlar, iple bağlıyorlar. Bir diğeri de Isparta yöresindeki fabrikalar dağınık vaziyette lavantayı almıyorlar. Bunlar daha ziyade böyle iple bağlanmış, deste yapılmış lavantaları satın alıyorlar. Kazanın içerisine atmasının kolaylığından muhtemelen. O zaman o şekilde yapılıyor. Burası harman yeri. Şu anda kuyucuya gelirseniz bu harman yerinde pazar kuruldu. Farklı büfeler, barakalar oluşturuldu. Burada daha önce bu haldeydi o barakaların olduğu yer. Yanlış bir uygulama, güneşte kurutuluyor lavantalar. Harman yerinde bu şekilde seriliyor ve güneş altında kuruduktan sonra iktidai yöntemle çiçeklerinden ayrılıyor. Burada elekten geçiriliyor. Bakın burada ablam yapıyor. Yerde bir sürtüyor hepsini. Daha sonra bu elekten geçiriyorlar. En son bir de kum eleği gibi ince bir elekten daha eleyip son satış haline getiriyorlar. Çok alerjenik bir bitki. Bu şekilde yaptığınız zaman hapşırık krizlerine giriyorsunuz. Burada da en son haliyle artık saptan çöpten incesini ayırıp tertemiz bırakıyorlar. Burada muhtarımız konuşma yapıyor. Devamı var. Tabii bunun alerjenik etkisini azaltmak için makine de yapmışlar. Bu şekilde zahmetli bir şey değil ama sıyırma makinesi. Bakın bu Kanadalı bir firmanın makinesi. Ters dönen iki fırçadan oluşuyor. Elini içine sokuyor ki zarar vermiyor, onu gösteriyor. Ve bir demet lavantayı içine soktuğu zaman yaklaşık 8 saniye gibi bir sürede makina tertemiz bırakıp öbür adamların bir günde yaptığı işin belki 10 saniyede, 15 saniyede veya daha uzun, bu kadar bir kıyaslama olamaz ama belki bir sonrakinde göreceksiniz slaytında çok kısa bir sürede yapılabiliyor. Burası Keçiborlu Kuleönü, Atabey Kuleönü, Isparta Atabey Kuleönü köyü. Buradaki abi, kırmızı başlıklı olan abi, Isparta Süleyman Demir Üniversitesi'nden emekli bir memur. Normalde ziraatçı değil ama biraz ilgili birisi. Bu arkadaş bu makinenin bir nevi replikasyonunu yaptı. Lavens markasıyla da üretiyor şu an Isparta'da. Ve bir denemek için de yan tarafa 4 tane ablamızı koydu. Bunlar klasik yöntemle çiçeklerini sıyırıyorlar. Öbür taraftan diğer makinelerde hızlı bir şekilde lavantayı bu şekilde sıyırıyorlar. Günün sonunda yaptıklarında klasik yöntemle yapılanlar kişi başına düşen günlük temiz lavanta miktarı 30 kilogram civarında. Ama bu makineyle yapılan üretimde veya harmanlamada
Günlük 600 kilogram lavanta sıyrılabilmiş. Bunun dışında tabii farklı biçer döver sistemleri de var. Traktör yan aparatları gibi. Bunlardan birkaç şey göstermek istiyorum. Burada görüyorsunuz muhtemelen Bulgaristan'da bir bölge. Çok güzel bir makine aslında tasarlanmış. Biçiyor, sıkıştırıp bağlayıp yan tarafa atıyor. Bununla ilgili ülkemizde biçer bağlarlar var. Ama daha ziyade tahıllar için dizayn edilmiş. Burada lavanta için dizayn edilmiş bir biçer bağlar yok ama buna benzer biçip elevatörle remorka dağınık vaziyette taşıyan makineler imal edildi ülkemizde. Onlar şu an satışta. Biraz pahalı ama büyük alanlarda yapanlar için aslında çok büyük kolaylık. Görüyorsunuz öbürünün 3 kişiyle yaptığı için bu makine daha seri bir şekilde daha kolayca yapıyor. Burada bir de bunun biçer döveri var. Onu göstermek istiyorum. Bakın bu 3 sıra aynı anda götürüyor. Bu aslında biraz daha uzun bir video. Burada biraz daha işi artık insanlar daha profesyonel yapmışlar. Bu görmüş olduğunuz traktörün çektiği remork ya da konteyner aynı zamanda distilasyon tankı. Adam çok büyük alanlarda yaptığı için daha pratik bir yöntem yapmış. Doğrudan distilasyon tankının içerisine lavanta hasadı yapılıyor. Muhtemelen parçalanıyor da. Bakınız görüyorsunuz sanki şey gibi nasıl diyeyim silaj makinesi gibi parçalayıp atıyor içerisine. Bu dolduktan sonra birazdan göreceksiniz ileride distilasyon ünitesine götürülüyor. Uçacağı çıkarılmak üzere. Geniş alanlar için tasarlanmış çok güzel bir makine aslında. Burada bakın bekliyor bu tanklar. Distilasyonu bekliyor. Burası da distilasyon alanı. Bu tankın içerisine getirdiğinizde görüldüğü üzere alttan buhar veriliyor. Bu buhar sıkıştırıp içerisinde durduk bitkilerin arasında gezdikten sonra şurada gördüğünüz hortum vasıtasıyla soğutucu üniteye geçiyor. Bakın buhar hortumunu değiştiriyor. Bitti kazan. Burada tank connected to stem buhara bağlanıyor tank diyor. Bu deminki hasat yapılan şeyler, konteynerler. Üst taraftan buhar çıkış haznesini alıp öbürüne taktığında portatif bir yapı ama çok kullanışlı yapılmış. Sol taraftaki tankın işi bitti. Bu konteynerin içindeki lavantaların yağı alındı. Buna bağlanıyor. Bağlandıktan sonra sıkıştırılıyor ve buhar verilmeye başlanıyor. Buhar verildikten sonra artık burada yağ gelmeye başlıyor soğutucu üniteden. Essential oil. Şimdi bu kadar bahsettikten sonra ticaretinden bahsetmek istiyorum bir de. Dünyada neler yapılıyor, ülkemizde neler yapılıyor, bu konu hakkında bilgi vermek istiyorum lavanta konusunda. Dünyada lavanta türlerinden en fazla tarımı yapılan lavandula intermedia lavanta çeşididir. Bizim ülkemizde de en fazla lavanta intermedia çeşidi tarımı yapılmaktadır. Hibrit lavanta çeşididir. Dünyada ticareti yapılan ilk 15 uçucu içerisinde lavanta sayılabilir. Buradaki FAO verilerine göre bu rakamlar yıllık değişse de sıralama çok değişmiyor. Bu sıralama bu şekilde oluyor ama bu 2017 yılına ait veriler bunlar. Burada baktığımızda işte portakal, nane, okaliptus, limonotu, nane ve tekrar piperite nanesi, farklı bir okaliptus, karanfil yaprağı, ardıç yağı gibi sıralıyor. 15'in sıraya baktığımızda hibrit lavanta yağını görüyoruz. Yıllık 768 ton lavanta yağıyla. Bu yıllık 768 bin ton olması lazım. 22. sırada da Angus folia türü lavantayı görüyoruz. Yani aslına baktığımızda dünyada ticaret yapılan önemli uçucu bitkilerinden bir tanesidir. 2010 yılına gelinceye kadar dünyada bu işin iki tane büyük üreticisi vardı. Biri Fransa, biri Bulgaristan'dı.
2010 yılında yayınlanan bir rapora göre yaklaşık Fransa'da 200 bin dekar alanda tarım yapılıyor. Bulgaristan'da 40 bin dekar alanda tarım yapılıyor. Bu da dünyadaki toplam lavant alanının o yıllara göre 3'te 2'sine tekabül etmektedir. Hatta Fransa'da yapılan lavantanın %60'ı, yani 160 bin dekarı intermediyat türü lavantalar, 40 bin dekarı angustifolia türü lavantalar. Bunun dışında tabii İtalya, İspanya, Romanya, Ukrayna, Türkiye, Avustralya, ABD gibi ülkelerde de lavantın tarımı yapılmaktadır. 2018 yılında Türkiye'de 8600 TÜİK verilerine göre bir üretim var. Bu 2020'li yıllara geldiğimizde şu anda 11.500 civarında bir dekar alanda bir tarımının yapıldığı tahmin edilmektedir. Hastalık ve farklı sebeplerden dolayı yıllar itibariyle dengeler değişmeye başlamıştır. Bu 2010 yılındaki dengede dediğimiz zamanda intermediyat türü lavantaların yağının fiyatı 30 euro civarında, angustifolyanın ise 50 euro civarındaydı. Ancak bu işte yansıda da görüyorsunuz, solbur dediğimiz hastalık, tükürük böceğinin yaydığı virüsten dolayı Fransa'da alanlar azalınca arz talep dengesi bozulmaya başlayıp dünyanın farklı yerlerinde de angustifolia türü lavantalar ekilmeye başlandı. Bunu en iyi değerlendiren Bulgaristan oldu. Bulgaristan'da fidecilik de çok yaygın olmasından dolayı hızlı bir şekilde Türkiye başta olmak üzere Romanya, Yunanistan, Azerbaycan, İtalya gibi ülkelere sürekli angustifolia fidesi satışı yapmak suretiyle alanlar çoğalmıştır, ekiliş alanları. Şu anda Bulgaristan'daki ekiliş alanı 40 bin dekardan yaklaşık 120-140 bin dekarlara çıktığı söylenmekte. Bu sebepten dolayı da 50 euro olan Levandula angustifolia yağı 2018 yılında 100 euroya kadar çıktı. Ancak dramatik şekilde 2019 yılında, ki tarıma ekilenler 4. yıla geldiğinden, tam verime geldiğinden artık arz fazlası oluşmaya başladı lavanta yağında, angustifolia yağında. Burada 2019 yılında 45 eurolara kadar düştü. 2019 ve 2020 yıllarında hatta çoğu Bulgaristan'daki çoğu tarlalarda lavanta toplanmadığına dair bilgiler bulunmakta. Çünkü bu fiyat çok düşük geldiğinden kimse toplamaya değer görmüyor. Ancak intermediyeler halen uluslararası piyasada 30 liradan satış görmeye devam etmektedir. Sonuç olarak birkaç başlık altında birkaç sonuçtan bahsetmek istiyorum. Bunlardan biri kümelenme. Tıbbi aromatik bitkiler niş pazar olan bir bitki. Yani buğday gibi, işte ne bileyim, diğer tahıllar gibi yoğun tarımı yapılan değil de dar alanlarda, kısmi yerlerde tarımı yapılan bitkilerdir. Niş pazar olan bitkilerdir. Bu sebepten dolayı kümelenme pazar açısından çok çok önemlidir. İşte Türkiye'nin her yerinde yetişebilir ama Iğdır'da 5 dönüm bir lavanta dikseniz nereye satacaksınız bunu? O yüzden kümelenme çok çok önemli. Burada da baktığımızda Isparta ve civarında bu kümelenme şu an sağlanmış durumda. Bunun dışında diğer illerde de buna benzer kümelenmeler özellikle Konya civarında, Eskişehir'de, hakeza diğer Denizli'de, aklıma gelmeyen birkaç tane ilde daha bu şekilde kümelenme var. Ama Isparta 25'in üzerinde uçacağı fabrikasının bulunması sebebiyle yoğun şekilde işleme sanayisinin burada olmasından dolayı bir kümelenmeye sahiptir. Başta da dediğim gibi aslında lavanta birinci sınıf tarım alanından dışında kalan alanlarda değerlendirmesi uygundur. Biz hangi türü dikmeliyiz, hangi türü yetiştirmeliyiz? Intermedia mı, angustifolia mı? Bana göre, bu benim şahsi görüşümdür, her ikisinden de tarımı yapılabilmekle birlikte angustifolia dünyada çok yoğun şekilde tarımı yapılan bir bitki ve ekiliş alanları çok son özellikle 8-10 yılda çok fazla arttı. Ama intermediyada öyle bir şey yok. Intermediyada henüz daha iç piyasadaki talebi bile karşılayamaz durumdayız. Ha, bana göre öncelik intermediye verilmeli ama en önemlisi tabii pazarına uygun. Hangisinin pazarını bulduysak onun tarımını yapmakta fayda var. Hangi çeşidi bir de yapmalıyız? Angustifolia çeşitlerinden biraz önce de bahsettiğim gibi Bulgaristan tarafından ıslah edilen çeşitler güzel çeşitler, bunlar yapılabilir. Bir de bu yıl nasip olursa kendi çeşitimizi biz tescil ettireceğiz. Bizim
tescil ettirdikten sonra ülkemizin ilk milli çeşidi de olacak inşallah. Onun tescili aşaması bittiğinde o da kullanılabilir. Bunun dışında intermedia türlerinden ise ülkemizde tek çeşit şu an itibariyle büyük oranda Lavandula intermedia variyete süper çeşidi tarımı yapılmakta. Ancak dünya piyasalarına baktığımız zaman Abdial ve Grasso diye iki tane çeşit var ya da tür var. Bu intermedianın çeşitleri diyeyim. Bunlar aslında ülkemize getirebilirse dünya piyasalarında geçer akçesi olan dört tane intermedia türünden çeşitinden bir tane, dört tanesinden iki tanesi Abdial ve Grasso. Bir diğeri de süperdir zaten. Kalite açısından süper de çok güzel. Dünya piyasalarında geçer akçesi olan bir çeşittir. Bununla da tarımı yapılabilir. Lavantanın yetiştirildiği yerde kesinlikle agroturizm yapılmalıdır. Tarım turizmi çünkü albenisi olan bir bitkidir, gösterişli bir bitkidir. Buna en güzel örnek dünyada Fransa'dır. Provence bölgesinde yaklaşık 200 kilometrelik bir lavanta yolu bulunmakta. Bunun sağlı sollu hem alışveriş alanları hem gezi alanları gibi lavanta turizminden son derece faydalanmaktadır. Ülkemizde ise Kuyucak'ta bunun çok güzel örneğini görmekteyiz. Lavanta kokulu köy projesi yaklaşık 2016'lı yıllardan itibaren hızlı bir reklamla turizme kazandırıldı. 200 nüfuslu bir köye geçen yıl pandemiden dolayı 400 bin kişi geldi ama bir önceki yıl 2019 yılında gelen turist sayısı arkadaşlar 1 milyonun üzerinde. Yani bu muazzam bir rakamdır. 200 nüfuslu bir köyde 1 milyon turist. Araç park etse yer bulamıyorsunuz geldiğinde. Lavantanın yapıldığı yerde mutlaka arıcılık yapılmalıdır. Hem arının karaciğer fonksiyonlarını düzenleme etkisinden dolayı bala da bu özelliği geçmesinden dolayı tıbbi olarak kullanılıyor. Bir de gerçekten polen ve bal özü açısından son derece önemli bir bitki. Lavantanın olduğu yerde arı başka yere gitmiyor. Bir de dikkat etmemiz gereken en önemli şey zirai karantina uygulamalarında temizlik, temiz üretim materyali kullanmalıyız. Özellikle Storbur fitoplazma ve diğer bakteri ve mantarı hastalıklarla bulaşık olmayan çeşitler seçmeye çalışmalıyız. Burada tabii resmi bir şey yapamıyoruz ama güven önemlidir. Güvendiğimiz yerden bitki materyali alabilirsek o bizi bir miktar koruyacaktır. Çok basitçe son slaytım bu lavanta yetiştiriciliği ile ilgili. Bundan sonra kısaca da damıtma sistemlerinden bahsedeceğim. Bir maliyet çizelgesi çıkarmaya çalıştım. Yaklaşık güncel değerler bunlar. Tabii yerden yere bu değerler değişebilir ama hemen hemen bu şekilde intermedia, lavandula intermedia'nın bir maliyeti bir dekar alandaki. Baktığımızda arazi kirası, derin sürüm, diskaro, fidan gideri, en yüksek kalem budur, 900 lira gibi fidan gideri var. İşletme ve dikim işçiliği, yabancı ot mücadelesi, sulama gideri, can suyu, gübre bedeli, ahır gübresi, hasat gideri, ürün nakliye ve beklenmeyen giderler şeklinde 2646 liralık bir maliyet öngörülmüş. Bu tesis maliyetidir. Diğer yıllarda bu tabii hepsini bunu yapılmaz. Arazi kirası verilir ama derin sürüm yapılmaz, diskaro yapılmaz, fide parası verilmez, işaretleme, dikim ücret olmaz, yabancı otla mücadele 3-4 sene devam eder gibi her yılda belli maliyetler vardır ama ilk dikim yılında yaklaşık 2600 liralık bir dekarda bir maliyet öngörülmüştür. Bunların bir kısmını çiftçi kendisi yaptığı zaman zaten bu maliyette düşecektir. Baktığımız zaman yıllar itibariyle verime baktığımız zaman birinci yıl herhangi bir verim elde edemiyoruz. Yok sayıyoruz. Normalde çiçek verir ama yok sayıyoruz. İkinci yıl 250 kilogram, üçüncü yıl 750 kilogram, dördüncü yıl 1000 kilogram ve bundan sonra artık tam verime geldiği kabul edilip 1000 ile 1500 kilogram arasında yaş ürün verir lavanta. 20 yıllık ekonomik ömrü vardır. 13. 14. yıldan itibaren ekonomik olarak gerilemeye başlasa da 20 yıl ekonomik olarak ömrü var denir. 1 kilogram kuru lavanta satış bedeli yaklaşık 20-25 lira civarında gidiyor Kuyucak civarında. Sezon çıktığı için bu dönemde ve Covid'den dolayı şu anda belki 30'ları buldu. Ama o dönemde ortalama 22 lira almışız.
bir tam verim çağındaki bir lavantadan da bir dekardan 200 kilogram kadar kuru çiçek elde ediliyor. Sadece kuru çiçek yaptığında 4400 lira gibi bir rakam elde ediyor. Şimdi burada baktığımız zaman 2600 liralık bir maliyete karşılık 3. yılda biz 2. ve 3. yılda 1 ton kadar yaş ürün elde ediyoruz. Bu 1 ton ürünü de biz 3 liradan satsak 3000 lira gelir elde ediyoruz. Yani 3. yılda yatırım maliyetimizin tamamını geri kazanmış oluyoruz lavantada. Aslında karlı bir yatırım, tarım yatırımıdır. Lavanta ile ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Bir de genel manada birkaç slide ile sizlere işleme teknolojisi hakkında bilgi vermek istiyorum. Lavantanın ve aromatik bitkilerin damıtma ve damıtma yöntemleri hakkında. Biliyorsunuz bitkilerden biz sekonder metabolitlerinden faydalanıyoruz. İşte bu sekonder metabolitler nelerdir? Primer metabolitler dediğimiz bitkilerin gelişmelerine, büyümelerine çok önemli önemli görülen primer metabolitler ki bunlar karbonhidratlar, yağlar gibi metabolitlerdir. Bunların dışında kalan bitkilerin yaşamsal faaliyetler için zorunlu olmayan ancak farklı amaçlarla ürettikleri sekonder metabolitler bulunmaktadır. İşte bunlar çok farklı şekilde gruplandırılsa da genel olarak uçucu yağlar, flavonoidler, alkaloidler, glikozitler, boyar maddeler gibi sekonder metabolitler, ikinci metabolitler üretilir. Biz bunları farklı yöntemlerle bu bitkiden alarak kendi yaşantımızda kullanmaya çalışıyoruz. Bu işe de biz damıtma veya ekstraksiyon yöntemleri deniliyor. Şimdi en basiti bunlardan infüzyondur. İnfüzyon bizim her zaman evde yaptığımız demleme yöntemidir. Demleme de bir sekonder metabolit elde etme yöntemidir. Çay bize niye tatlı gelir? Çayın içerisinde bulunan tein maddesi keyif verici maddeler grubundandır. Bu sebepten dolayı içimi hoş gelir. Diğer tarafta ada çayı, kekik gibi bitkiler de aynı şekilde infüzyon yöntemiyle yani demleme kaynar suda belli bir süre bekletme yöntemiyle yarayışlı hale veya vücuda alabileceğimiz hale getiriliyor. Bir diğer dekoksiyondur. Dekoksiyon infüzyondan farklı olarak kaynatmadır. Özellikle kabuk, sap, kök gibi lifli ve sert yapılı bitki parçalarını demlemeyle elde edemiyoruz ama bunu soğuk suyun içerisine koyuyoruz ve kaynatmaya bırakıyoruz. Belli bir süre kaynadığı zaman etken maddeler suya geçmiş oluyor. Bir diğeri amfuleraj yöntemi. Bu aslında yasemin, gül gibi uçacağı çok az olan bitkilerde uygulanan bir yöntem. Yansıda görüyorsunuz. Burada bir kap içerisine sabit yağ konuyor. Yani koyun veya inek iç yağı gibi yağ konuyor. Ve bunun üzerine burada yasemin kullanmışlar mesela. Yasemini bunun üzerine koyuyorlar ve 24 saat bekliyorlar. Bu sabit yağ, yaseminin içerisinde bulunan etken maddeler, sekonder metabolitler kendi bünyesine soğuruyor ya da alıyor. Ondan sonra bunu birkaç defa da bu yasemin çiçeklerini alıp yerine tazesini koyuyorlar. Bir daha alıyorlar, bir daha koyuyorlar falan. Ve daha sonra bu şekilde 3-4 günün sonunda bu iç yağı tamamen bir yasemin yağına dönüşmüş oluyor. Bunu daha sonra tabii etil alkolle muamele ettiğinizde de bu yağ alkolde tamamen çözülüyor ve sekonder metaboliti de elde etmiş oluyoruz. Fransa'da halen daha yoğun olarak kullanılıyor bu. Bir diğeri bizim de hepimizin yaptığı maserasyon yöntemi. Bu aslında çözgen bir sıvı içerisinde veya herhangi bir çözücü içerisinde bekletme olayıdır bu. Daha ziyade soğuk yağ kullanılırsa sabit yağlarda buna farklı bir şey ekstraksiyon deniyor ama sıcak yağ kullanılırsa buna da maserasyon deniyor diye bir tanım var. Ama tabii bu tam karşılamıyor. Maserasyon normalde başta da dediğim gibi sabit bir yağ içerisinde bekletme olayı. Buna en güzel örnek kantaron yağı. Hepimizin yara iyileştirici olarak yapabileceğimiz basit bir yöntemdir. İşte presyonla elde edilmiş zeytinyağının içerisine kantaronları koyuyoruz ve yaklaşık 20 gün, 30 gün, bazıları 6 ay kadar bu işlemi yapıyorlar. Güneşin altında, özellikle güneşte bekleme zorunluluğu var. Ve günde birkaç sefer ters düz etmek suretiyle karıştırmakla bekletiyorsun. Bu kantaron içerisindeki etken maddeler zeytinyağına geçmiş oluyor.
ve sen bunu sürdüğün zaman çok mükemmel bir yara iyileştiriciye elde etmiş oluyorsunuz. Ve buna kantaron yağı diye piyasada da satılıyor zaten. Bir diğer yöntem presyon. Presyon yöntemi daha ziyade çörek otu, zeytinyağı, haşhaş yağı gibi sabit yağların elde edilmesinde kullanılan bir yöntemdir. Yansıda da gördüğünüz gibi burada bir alet var. Bu presyon aleti. Burada kahazniye, haşhaş yağı, çörek otu, zeytinyağı, zeytini koyduğumuz zaman bu içerisinde sıkıştırarak, ezerek, parçalayarak posasını buradan atıyor. Yağı da buradan damlalar suretini aşağı bırakıyor. Bu sıkma yöntemiyle sabiti elde etmedir. Uçucu yağlarda biz bunu daha ziyade narenciye türü yağlarda bunu kullanıyoruz. Portakal, limon, bergamot, greyfurt, lime gibi narenciye ürünlerinde uçucu eldesinde kullanılıyor. Bu aslında bir meyve suyu fabrikalarının atılı pozisyonunda. Kaliteli bir meyve suyunda, portakal meyve suyu veya limon meyve suyunda siz bir acılık bir şey göremezsiniz. Çok güzel tatlı gelir ama bazı bu işe önem vermeyen veya kalite yönden düşük kalitede olanlarda meyve suyunu içtiğinizde ağzına acılık gelir. Bu acılık olmasın diye meyve suyu fabrikasının ön işleminde bu kabuklarıyla birlikte böyle bir aletten geçiriliyor. Bu alet tabii parçalayarak kabuğu içerisinde bulunan salgı ceplerinde bulunan uçucu yağların açığa çıkmasının sebep oluyor. Bu acılık vermesin diye ayrılıyor. Ama bu ayrılan aynı zamanda mükemmel bir ve dünyada en fazla ticareti yapılan uçucu yağdır. Portakal uçucu yağdır. Yani biz kabuğu kırdığımızda dışarıya doğru çıkan asit onun uçucu yağdır normalde. Bunu elde etme yöntemi de en güzel presyon yöntemidir. Bir diğer sekonder metabolit elde etme yöntemi ise çizme yaralama yöntemi. Buna en güzel örnek aslında haşhaştır. Ülkemizde yakın zamana kadar işte 80'lere kadar biz de ailemizde haşhaş yetiştiriyorduk ve bu çiziliyordu. Köylüler kendileri çiziyorlardı. Bu elde edilen saf morfin beyaz sütü daha sonra morfin olarak kullanılıyor. Bu çizmeyle tam süt olum döneminde kapsüllerin çizilmesiyle elde ediliyor. Bir diğer çizme yöntemi de çam terepentin yağı. Bu çamlarda yara yerler asılarak oluşturan zantlardan elde ediliyor çam terepentin yağı. Bu da sekonder metabolit elde etme yöntemlerinden bir tanesi. Bizim uçucu yağların elde etmesinde en fazla kullandığımız yöntemlerden bir tanesi de distilasyon yöntemidir. Distilasyon yansıda da gördüğünüz gibi suyun buharlaştırılmasıyla içerisinde bulunan bitkilerdeki uçucu yağlar da buharlaşıyor. Ve bu şekilde geçerken soğutucu üniteye geldiğinde tekrar yoğunlaşarak bir kapta birikmesiyle elde ediliyor. Yani tabiri caizse distilasyonda önce bitki kaynatılıyor, buharlaştırılıyor. Daha sonra bu su buharı bir yoğun ortamda tekrar sıvı hale geldiğinde suyla birlikte uçucu yağ da ortaya çıkmış oluyor. Bunun en güzel örnek gülde yapılıyor. Isparta gülünde mutlaka su distilasyonu yapmak zorundasınız. Gülü suyun içerisinde kaynatmak zorundasınız. Buhar distilasyonuyla gül yağı elde edilemiyor maalesef. Bunun bir diğeri buhar distilasyonu. Sudan farkı burada da basitçe bir düzenek görünüyor. Alt tarafa suyu dolduruyorsunuz. Mantolu ısıtıcı laboratuvar düzeneği bu. Alt tarafa suyu koyuyorsunuz. İkinci balona bitki materyalini koyuyorsunuz. Bitki materyaline kesinlikle su değmiyor. Buradan buhar oluştuktan sonra bu bitkinin arasından geçerken uçucu yağlar da buharlaştırıyor. Bu aynı şekilde soğutucu üniteye gelip bir yerde biriktiriliyor. Yani buhar distilasyonuna bu şekilde ya kendiniz kaynatıp buhar verebilirsiniz veyahut da şimdiki sistemde artık buhar jeneratörü ve buhar kazanıyla doğrudan buhar verilerek yapılıyor. Bir de her ikisinin kombine edildiği su buharı distilasyon yöntemi. Bakınız burada bir göstermek istiyorum. Bu bir distilasyon suyu koyuyor buraya. Arada bir ayıraç var bakın. Buraya da bitki koyuyor. Bitki kesinlikle suya dokunmuyor. Uçucu yağlar temsili gösteriyor. Bu aynı şekilde kaynatmaya başladığı zaman su buharlaşırken uçucu yağlar da buharlaştırıyor. Görüyorsunuz.
Daha sonra bu iki karışım, buhar karışımı beraber giderek soğutucu üniteye geliyor. Burada su girişi var. Buradan su giriyor, buradan çıkıyor su. Sürekli buna çarptığı anda bu da sıvı hale geliyor. Ve fluorantin kabı dediğimiz bu kabın içerisinde birikiyor. Özgül ağırlık farkından dolayı su veya birbirine karışmıyor. Zeytinyağı ve su buna çok güzel örnektir. Burada özgül yağın uçacağın özgül ağırlığı genellikle birden düşüktür. Ve suyun da bir olduğundan dolayı üstte kalacaktır. Bu şekilde ayrım yapılabiliyor. Bunun dışında bir de ekstraksiyon yöntemi var. Suyun dışında herhangi bir organik çözücüyle veya solventle kullanıldığında buna da ekstraksiyon deniliyor. Dünyada çok bu amaçla kullanılan çok farklı ekstraksiyon solventler var. İşte etil alkol bunun en önemlilerinden. N-hexan, kloroform, petrol eteri gibi farklı solventlerle ekstraksiyon işlemi yapılıyor. Burada kısaca görmeniz açısından bir sürekli ekstraksiyon dediğimiz balonun içerisine solventi koyuyor. Şurada görmüş olduğunuz beyaz huni şeklinde olan kartuştur. Bunun içerisinde de bitki parçasını koyuyor. Bir yer olacak şu ışıkları geçince. Pardon. İleriden döneceğiz. Kaynatıldıktan sonra buradan tekrar üst tarafa çıkıp buharlaşıp yoğunlaşıp bitkinin üzerine damla damla solvent düşüyor. Solvent düştükten sonra bu bitkide bir miktar bekledikten sonra bitkinin içerisinde ne kadar sekonder metabolit varsa bunların hepsi bu solventin içerisine geçiyor. Bu etil alkol olabilir, kloroform, petrol eteri, metanol gibi, N-hexan gibi solventler olabilir. Bunu daha sonra buradan alıp yan tarafta gördüğünüz gibi bir basınç altında 50 santigrat derecede yoğunlaştırarak, buharlaştırarak bu cihazla geriye bal mumu kıvamında bizim ekstraktımız kalıyor. Bu da bir ekstraksiyonla çözgen kullanarak elde etme yöntemi. Son yılların çok popüler konularından bir tanesi de bu şeydir. Süper kritik ekstraksiyon yöntemi, sıvı ekstraksiyon. Aslında burada temel mantık nedir? Çözücü olarak sıvılaştırılmış karbondioksit gazı kullanılıyor. Aslında dünyanın en fazla istediği şeylerden bir tanesi. Çünkü neden? Oda sıcaklığına veya normal hava sıcaklığına geçtiği anda karbondioksit gaz haline dönüşüyor ve kalıntı diye bir şey kalmıyor. Burada bir kısaca şuradan göstermek istiyorum. Bakın burada karbondioksit gaz tankı. Buradan gaz, sıvılaştırılmış gaz motopomp vasıtasıyla bitkinin içerisinden geçiriliyor. Bitkinin içerisinden geçerken tabii bitkide ne kadar sekonder metabolit varsa bunu çözüyor. Bu sıvılaştırılmış gaz daha sonra burada siklon separatör dediğimiz bölüme geliyor. Burada tabii oda sıcaklığında olduğu için sıvılaştırılmış karbondioksit gaz tekrar gaz haline geliyor ve gaz halinde tekrar tankına geliyor. Bu tankta tekrar yoğun dondurularak sıvı hale getirilip tekrar kullanılıyor. Bu şekilde bir sistem. Buradaki tek temel fark çözgen olarak işte su, N-hexan, etanol yerine sıvılaştırılmış karbondioksit kullanılıyor. Bunun dışında ultrason destekli ekstraksiyon dediğimiz sonikasyon yani ses gücünden faydalanarak doğrudan böyle çözgen değil de bir su distilasyonuna ses uygulayarak bunun verimliliğini artırmaya yönelik bir yöntem. Ultrason destekli ekstraksiyon. Aynı şekilde mikrodalga destekli ekstraksiyonda UV ışınlarını doğrudan distilasyon yaptığımızın ünitenin içerisine verdiğimizde rentabilitesi arttığı yönünde çalışmalar var. Bu şekilde kısaca sizlere lavantayı ve lavantadan ve diğer bitkilerden uçacağı elde etme yöntemlerini bahsetmeye çalıştım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sorularınız varsa yardımcı olmaya, cevap vermeye çalışayım. Evet. Aysel Hanım ben bir araya gireceğim. Hasan Hocam teşekkür ediyoruz. Ağzına sağlık. Ben bizi kırmadınız. Daha önce de kırmadınız. Mersin'e geldiniz. Çok güzel ve faydalı bir eğitim olmuştu. Bu eğitimin de ben faydalı olacağını düşünüyorum. Şimdi biz bugün tabii açılıştan açılışa, toplantıdan toplantıya giderken böyle araya giriyoruz.
Birazdan arkadaşlarım size sorularını yöneltecektir. Bizim köyde de, şu an benim köyümde Silifke'de ciddi bir lavanta konusunda bir talep var. Bu konuda bahçeler kuruldu. Bu yıl içerisinde yine bir 50 dekar daha kurulması planlanıyor. Bir fidelik oluşturdular orada. Yine bir distilasyon cihazı getirdiler. Ve bu yıl içerisinde evet. Sesiniz kesildi müdürüm ama. Çalışmalar yapıyor. Buradaysa başkanıma da, kooperatif üyelerine de, tüm çiftçilerimize de selamlarımı iletiyorum. Tekrar bu eğitimin hayırlı olmasını diliyorum. Görüşmek üzere. Ben artık eğitimden ayrılıyorum. Siz sorularla baş başa bırakıyorum. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Bey, sağ olun. Evet, sorularımız var. Hemen size ileteceğim. Distilasyon için önceden lavanta çiçekleri kurutuluyor mu, yoksa taze mi konuluyor, demiş bir katılımcımız. Cevap vereyim mi? Aysel Hanım. Efendim. Cevap vereyim mi? Tabii ki, buyurun. Tamam. Şimdi her iki şekilde de yapılabiliyor ama ticari olarak yaptığımızda taze şekilde, yani hasat edildiği gibi doğrudan işlenmesi makbul olandır. Ancak bazı yıllarda olduğu gibi saklamak, depolamak gerekebilir. Bunu depolamak için de kurutmak gerekir. Gölge bir ortamda kuruttuğunuz zaman eser miktarda bir kayıp oluyor ama hani bu da göz ardı edilebilecek bir değer. Yani kuruyla yaş arasında içerik olarak çok büyük farklılıklar oluşmaya başlıyor. Ama zorda kalınırsa kuruda kullanılabiliyor. Biz bununla ilgili bir çalışma yapmıştık. Yaklaşık 3 yıllık yani 1. yıl, 2. yıl ve 3. yıl depolama çalışması yaptık. Bunu henüz yayınlamadık ama bunların uçacağı oranlarına baktığımızda 1 ve 2. yıl depoladıklarımızda herhangi bir kayıp görmedik. Yani çok büyük bir kayıp görmedik. Ama 3. yıl bekleyenlerde dramatik olarak düştüğünü gördük yani. Demek ki ya 2 yıl kadar kuru şekilde bekletilebiliyor ve kuru şekilde yağ da çıkarılabiliyor. Ama ticari olarak isteneni piyasalarda fresh, taze çiçeklerden isteniyor. Teşekkür ederiz. Başka bir katılımcımızın sorusu, sinekler üzerindeki etkiyi sormak istiyor. Lavanta çiçeğine sinek kovar diyorlar. Böyle bir şey var mı? Varsa süt ürünleri üreten bir fabrikanın etrafına kurulsa etkisi olur mu, demiş arkadaşımız. Şimdi repellent etkisi lavantanın, öyle bir çalışma yok. Yani fesleğenle ilgili de var ama hani bu tarz bitkilerde bariz bir şey yoktur yani. Yani lavantanın öyle, hatta biz kendimiz şu ivez denilen küçük sineklerden uygun şartlar olduğunda bizim burada bir tarlamızda denk geldik. İçine girilmeyecek kadar çoktu. Yani onun kaçırdığıyla alakalı bir net bir şey yok yani. Bana göre aslında öyle bir repellent etkisi de yok. Ha, bunun dışında yeri gelmişken söyleyeyim, hani domuz yemez, işte meyve bahçesinin etrafında biz bunu yapsak domuzu engeller miyiz? Maalesef. Yani, evet, hocam bir sonraki soru onunla ilgiliydi. Ona da cevap vermiş oldunuz. Yani domuzlarla ilgili, teşekkürler. Elektrikli tel bile domuzu engellemiyor yani. Geçti ki lavanta engelledik ama hani lavanta çok tercih ettiği besin zinciri içerisinde değil domuzun. Kuyucak bölgesindeki tarlalarda domuz zararı hemen hemen hiç yoktur. Bu da yani o domuz tercih etmediğinden ya da ise ilk yıllardakinde domuz girdi mi parçalayıp çıkıyor yani. Teşekkürler. Güneydoğu'da sıcak iklimde yetiştirilmesi konusunda deneme yapılmış mı diye sormuş katılımcımız. Yaptık. Urfa'da yaptık biz. GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nün Koruklu tesislerinde şu an lavanta var. Onun dışında Urfa'nın farklı bölgelerinde yapıldı. Siirt'te lavanta yetiştirildi. Sıcak bölge olarak Diyarbakır'da lavanta yetiştirildi. Gayet güzel başarılar elde edildi yani. Sıkıntı yok. Denizli'den Mehmet Bey bir sorusu var. Teşekkür ediyor verdiğiniz bilgilerden dolayı.
Yağ elde edebilmek için en uygun ve ekonomik olarak hangi sistemi önerirsiniz ve maliyet hakkında bilgi verirseniz sevinirim demiş. Şimdi yağ için en güzeli distilasyon yöntemi. Su distilasyonu gül için kullanılıyor sadece ama buhar distilasyonu kekik, adaçayı, lavanta, mersin, defne, aklınıza gelebilecek ülkemizdeki çoğu uçucu yağlarda kullanılabilir. Sizler de bu buhar distilasyonundan elde edebilirsiniz. Ya şimdi buhar distilasyonunun maliyeti konusunda güncel bir şey maalesef yani yanıltırım sizi. Ama hani benim söylediğimi yakın bir değer olarak alın. En azından bir referans noktası olarak alın. Yaklaşık 100 litre hacimli bir kazan ve yanına bir de bunun buhar elektrikle çalışan buhar jeneratörü koyduğumuzu düşünün. Ki bu 100 litre hacimliğe yaklaşık 70-80 kilogram civarında lavanta çiçeği basabilirsiniz. Öyle kafanızda tasavvur edin yani. Bunun yaklaşık maliyeti 70 bin lira civarında bir paraya mal oluyor. Yani tam net rakam söyleyemiyorum bakın. Yani dolar kuru sürekli yükseliyor, değişiyor, azalıyor, artıyor. Kişilerin kendi koyduğu rakamlar değişiyor ama 60-70 bin liraya bu şekilde bir alınabilir. Bu da yaklaşık 10 dekar bir alana yeter muhtemelen. İki çeşit arasında herhalde bir kıyas sormuşlar. Intermea ve Angus folia arasındaki farklar nelerdir? İkisi de tıbbi mi ya da görsel ve turizm için hangisi ekilmeli? Şimdi genel olarak zaten literatüre baktığımızda Angus folia ismi geçiyorsa bu tıbbi demektir. Veya officinalis geçtiğinde ki sinonim ismi Lavandula officinalis'tir Angus folia'nın. Salvia officinalis, tıbbi adaçayı gibi. Bu officinalis geçtiğinden dolayı angustifolia tıbbi olanı angustifolia'dır. Intermedia daha ziyade hibrittir. Görsel ve turizm açısından hangisi ekilmeli? Bana göre her ikisi de dikilmelidir. Her ikisi de ekilmelidir. Nedenine gelince bunların arasında çiçeklenme zaman farkı vardır. Yani bu işte 1000 metre rakımlı bir yerde tarih vermek gerekirse Haziran'ın başı gibi angustifolia çiçek açar. Temmuz'un başına kadar bunlar mor renkli kalır. Bunlar kurumaya başladığı anda Temmuz başı gibi intermedia çiçek açar. Bu da Ağustos'un başına kadar. Her ikisini de ektiğiniz anda siz Mayıs'ın 15-20'sinde morarmaya başlar diyelim. Ağustos'un 15'ine kadar mor renkli yaklaşık 2-2,5 ay 3 ay siz görsel bir şölen oluşturmuş olursunuz. Ama boyut olarak baktığımızda intermedia ile angustifolia arasında bariz farklılık vardır. Yaklaşık 2 katı hatta 3 katı civarında fark vardır. Intermedia daha iri yapılıdır, daha can canlıdır, daha gösterişlidir. Angustifolia'nın da çiçek sapları kısa olmasına rağmen renkleri daha canlıdır. Maviden mora kadar çok farklı renklerde çiçek açtığından o da gösterişlidir ama küçük kalır biraz. Şu anda başka soru yok hocam. Bekleyelim isterseniz. Söz almak isteyen olursa. Istiyorlar katılımcılar. PDF olarak sunuyu paylaşabilir misiniz diyorlar. Burada zaten var. YouTube'da da var. O yüzden daha önceden de paylaşmadım. Özür diliyorum. Gördüm tamam, biraz yazısını. Teşekkürler hocam. Burada var zaten sunum verdik yani. İhtiyacı olan bu YouTube'dan indirebilir, izleyebilir yani. Teşekkürler. Bir soru daha var hocam. Hangisi daha dayanıklı peki? Hastalık ve zararlılara karşı demiş katılımcımız. Intermedia daha dayanıklı. Hibrit çeşit olmasından dolayı angustifolia'ya göre özellikle hastalık, zararlı, kurak ve soğuk iklim şartlarına intermedia biraz daha dayanıklıdır. Ama hani nasıl diyeyim? Türkiye'deki yetişebilen çoğu bitkiden çok daha dayanıklıdır yani. Angustifolia dayanıksız dedim de aman aman olmaz burada değil yani. Angustifolia da tarımı yapılabilir yani ülkemizin her yerinden hemen. Bir sorumuz daha var. Süper kitikle hangi metabolitleri alabiliriz demiş katılımcı. Süper kritik yöntemle. Süper kritik yöntemle bitkiden bitkiye çok değişkenlik gösterir bu. Süper kritik ekstraksiyon yöntemi ama
Karbondioksit gerçekten mükemmel bir çözgendir. Belki diğer sıvı solventler içerisinde en iyisi etil alkol kabul edilir. Ne var ne yoksa bitki de söker atar. Aynı şekilde burada da karbondioksittir. Sekonder metabolit olarak istenen istenmeyen her şeyi söküp atabilir ama işte şu kimyasalı söker, şunu almaz, bunu alır olayını net bir şekilde söylemem imkansız. Ama genel itibariyle sekonder metabolit olarak ne var ne yoksa çözme kabiliyetine sahip bir çözgendir, solventtir. Sorumuz daha var hocam. Türkiye şartlarında pazarda hangisi tercih ediliyor? En fazla hangi üst rakımda yetiştirilmelidir? Şimdi ya Türkiye şartlarında pazarda hangisi tercih ediliyor dedim ya, her ikisinin de gideri var. Her ikisinin de sektörden sektöre değişmekle birlikte talebi var. Yani buna net şunu söylemem zor ama Angustifolia'nın dünya piyasalarındaki çok yoğun ekilişinden dolayı bir arz fazlalığı var. Şu anda piyasadan Angustifolia'yı bulabilirsiniz ama ben bilmiyorum ya da intermediye yağı bayağı bir kara borsaya düştü diyebiliriz yani. Hani buradan da tabii intermediye kesin demiyorum ama şu Covid döneminde yoğun şekilde bir talep oldu. Ondan dolayı bu yıl yok sattı diyebiliriz intermediyeyi. Ama yani yurt dışı pazarında parfümeri sektöründe sadece Angustifolia talep ediliyor. Ama bunun dışında deterjan sektörü ve diğer koku ihtiyacı olan sektörlerde mesela Türkiye'de Karadeniz bölgesinde bir kedi kumu imalatçısı atıyorum yılda bir ton internet yağı kullanıyor diye bir bilgi geldi. Doğru veya yanlış. Yani mantıklı da geldi bana yani. Angustifolia intermedia Angustifolia'ya göre daha baskın, daha dominant bir kokuya sahiptir. İkisini yan yana koyun. Angustifolia daha serttir. Intermedia daha serttir. İçerisinde kafurdan dolayı yakıcı özelliği vardır. Genizi yakar yani. Öbürünün daha soft bir kokusu vardır. Daha yumuşak. O yüzden belli yerlerde mesela o kedi kumunda ben tercih etsem intermedia tercih ederim. Deterjanda tercih etsem intermedia tercih ederim. Daha bir dominant kokusu olduğu için. En fazla hangi üst rakıma kadar yetiştirilmelidir? Bununla ilgili daha önce de söylemiştim. Bir literatürde diyor ki karsız bir soğuk olarak -15 lere kadar dayanıyor. Kar örtüsüyle -30-35 lere kadar dayanıyor. Biz burada 2600 metre yakında Davraz Dağı'nda gayet rahatlıkla tarımını yaptık. Onu söyleyeyim. Ama şu net şu rakam olur diyemiyorum yani. Teşekkürler. Bir soru daha var. Maliyet nasıl distilasyona göre diye sormuşlar. Süperkritik ekstraksiyonu yatırım maliyeti çok çok yüksektir. Yani pahalı bir sistemdir. Süperkritik ekstraksiyonu soruyor zannedersem Mustafa Hocam. Süperkritik ekstraksiyon kurulum maliyeti çok yüksektir. Türkiye'de zaten ticari olarak ben bilmiyorum ama sadece Aydın Nazilli'de Tabya firmasına ait eski Maliye Bakanı Zekeriya Temizel'in sahibi olduğu firma. Onlarda süperkritik ekstraksiyon yöntemi fabrikası var. Onun dışında laboratuvar tipi ekstraksiyon cihazları falan var ama distilasyonla kıyaslandığında aralarında kat be kat fark vardır. Distilasyon üniteleriyle kıyaslandığında. Süperkritik daha pahalıdır. Şu anda başka soru yok hocam. Yansı'da belirtmiştim. Soruları daha sonra aklına gelenler olursa e-mail telefonla ulaşabilirler. Sıkıntı yok. Yardımcı olmaya çalışırım. Verdiğiniz değerli bilgilerden dolayı, sunumunuzdan dolayı çok çok teşekkür ediyoruz biz Tarım Endüstrisi olarak. Hoşça kalın diyoruz. Sağ olun. Sizlere de iyi günler diliyorum. İyi günler hocam.